Tamam, önce çok şımadı 40. Akin canımızsın. En iyi haber, hoş geldin. Bu arada başka çok random bir konuya geçeceğim. Ama chatten çok kişi eksildi dün ve bugün. Çok fazla şeye giden var. Askere giden var. Artık mutlu ve güvenli bir şekilde uyuyacağım. Aynen, dün bedeller şeye gitti. Çok kişi yok. Yok. Ben şöyle söyleyeyim. En azından ben 15-20 kişi falan biliyorum giden. Minimum biliyorum ve çok daha fazla vardır. Kapım açık uyuyacağım. Güvende hissediyorum. Ben bekliyorum seçimlere. İşte şu anda gidenler seçimden önce dönüyor bu arada. Şu anda gidenler zaten 30 gün. Tam şeyden önce geliyor. Bedel, bugün dün gidenler bedellilerdi zaten. Bir hafta kalan, 1,5 hafta kalan mı ne geliyorlar, geri dönüyorlar. Oy kullanacaklar. Bedellinin bir ay olması. Onlar çok ayrı bir konuşma. Abi bence bedellinin bir ay olmasına neyse gerek yok bence yani. 2 hafta kafi yani. 2 hafta bile gerek yok. 1 hafta git gel. Hiçbir şey yapmıyorsun ki abi, duruyor orada. Hiçbir şey öğrenmiyorsun yani. Hadi ben başka şeyler düşünüyorum da neyse, zaman değil. Yani bedellide insanın öğrendiği tek şey ne biliyorsun? Bütün askere gidenlerin nedense tek bir ortak hikayesi var. Pisuara sıçtılar. Bu nasıl ortak hikaye oluyor onu da anlayamıyorum ama yani... Pisuar değil, pardon, şeye sıçtılar. Neydi? Ya abi herkesin, ya herkesin yani muazzam bir ya, herkesin ortak hikayesi nasıl olabilir? Lavaboya sıçtılar, aynen lavaboya sıçtılar. Yani müthiş bir gerçeklik ya. Herkeste bundan bir tane var. Hep aynı adam sıçıyor değil mi? Ve dolaşırmış bütün şeyleri. Villain. Kadroluymuş. Benim bedelli de olmadı ama duvara sıçtılar bize de. Abi yani niye? Yani şey o kadar iyi ki. Abi niye ya, herkesin niye böyle bir tane hikaye var? Bokuyla şafağını yazan vardı. Bunu ilk senden duymadım, inanır mısın? Ya bu dediğini ilk senden duymadım. Bu bile bence artık yanlış ama bunu ilk senden duymadım. And the effects of these elements would change based on... 2 hafta önce duydum hatta. Başka bir arkadaşın şeyi olarak. Hemen abone olun.